Sevgili davetlerimiz, sevgili misafirlerimiz, sevgili basın mensupları, sayın ilçe başkanımız, sayın meclis üyelerimiz, sayın ötekilerin meclis üyelerimiz, Yılmaz abi, sayın sivil toplum kuruluşu üyeleri, demokratik kitle örgütleri, muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz ve inanç önderlerimiz ve diğer bütün misafirlerimiz ve sayın Ergün Halis Çelik Başkanımız. Hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Şimdi bu iki bayramı birden bize yaşatan, şu anda partiyi temsil eden en yüksek rakam olan sevgili Yüreğin İlçe Başkanımız Sabri Sarı nezdinde bütün ekibini, ili, ilçeyi, belediyeleri, tamamını Adana'ya, Kırmızı'ya boyayan bu örgütü canı gönülden kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle ikinci bayramdan sonra sevgili Zeydan Başkan'la görüştüğümüzde spontane bugün bir yemek düzenleyip bir eğlence tadında, bir üçüncü bayram tadında bir program yapmaya kararlaştırdık. Bu nedenle bugün burada bulunmuş bulunmaktayız. Anadolu Emekliler Derneği adına hepinize teşekkür ediyorum. Önce bu yola çıkan birçok arkadaşımıza sizinle teşekkür ediyorum ve gelmiş olduğumuz noktada kısaca bir geçmiş sunmak istiyoruz. 2021'de kurulmuş olan derneğimiz bugün 4 şube ile Adana'da faaliyet göstermektedir. 6 Şubat depreminden önce 17 vilayette şube kurma çalışmalarını yapmaktayken 6 Şubat depreminden sonra maalesef biz de diğer vilayetlerdeki, illerdeki mağdur olan arkadaşlar gibi biz de frene basmak zorunda kaldık. Ve bu nedenle bir ara vermiş durumda kaldık. Şimdi tekrar yeniden diriliyoruz. Yeniden taze kanlar geldi. Aramıza çok güzel insanlar katıldı. Sevgili Doktor Sait Renklioğlu, sevgili Ece Hanım, sevgili Sonay Başkanım ve ismini sayacağım arka arkaya birçok kardeşimiz, beraber yol aldığımız arkadaşlarımız. Geldiğimiz noktada bugün Adana'da aktif 3 tane şubemiz var. Ve önümüzdeki günlerde Karadaş'ta şubemizi kurma aşamasında büyük yol kat ettik. Ondan harekete geçireceğiz. Amacımız Türkiye genelinde 81 vilayette şube kurmak olacak arkadaşlar. Bakın yola çıkan bütün gruplar, sevgili Mehmet Ataman abim buradadır. Onun bir iddiati, bir kavram var. Bir diyor ideolojik, iki politik, üç ekonomik şekilde yola çıkan insanlar. Biz ideolojik anlamda yola çıkıyoruz arkadaşlar. Atatürk devrimleriyle yola çıkıyoruz. Ekonomik ya da politik hiçbir beklentimiz yoktur. Olmayacaktır da. Bu nedenle başarılı olmak zorundayız ve olacağız. Buna inancımız tam. Atatürk'ün dediği gibi azim, kararlılık ve cesaret bizde mevcuttur Sayın Başkanım. Bunu gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Türkiye genelinde 81 vilayette şube kurmak ve en az 2 milyon üyeye sahip olmak. Ve arkasından çok sevdiğimiz Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti anlayışına sahip yönetimleri başa geçiren, çok sevgili başkanımızın nezdinde, ön meclis üyelerimizin nezdinde, partimizin, özür diliyorum, bu şekilde izah edeceğim, güçlü bir şekilde desteği olmak yolunda büyük bir adım attık. Arkası gelecektir. Geldiğimiz noktada bugün Adana'da 3 tane mevcut şubemiz aktif olarak görev yapmaktadır. İzninizle ben onları sizlere takdim etmek istiyorum. Sevgili başkanlarımın isimlerini okuyacağım ama onların yanlarında beraber çalıştığı onlarca kardeşimiz, abimiz inanılmaz derece mücadele etmektedir. Sadece onlar sendolü kenarı buraya davet edilecek ve diğer arkadaşımıza teşekkür edeceğiz. Öncelikle derneğimizin kurucularından genel merkezin ana katımında görevli Çukurova'da da
bir çığır açan Çukurova Şube Başkanımız, aynı zamanda bir koltuğunda da başka bir karpuz taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcımız, STK'lardan sorumlu Sayın Sonay Güntekin Özel'i yanıma davet ediyorum. Ardından yine Seyhan Belediyesi'nde Seyhan Şube Başkanımız olarak görev yapan, yine başladığı günden bugüne müthiş bir çabayla, özveriyle insanları örgütlemeye çalışan sevgili kardeşimiz Sayın Esef Özgül, Seyhan Şube Başkanımız, yanıma davet ediyorum. Yine huzurlarınıza Yüreğir Şube Başkanımız. Öncelikle önceki dönem hem kurucu arkadaşlarımızdan hem derneğin inanılmaz bir bu günlere gelmesine faydası olan teşekkür edeceğim bir isim var. Şu an farklı bir yerde Mustafa Kastarmış'la beraber hareket eden Salim Yel'e teşekkür ediyorum. Ve ardından Yüreğir'in başkanlık bayrağını alan, bugünlere getiren sevgili kardeşimiz, abimiz, müthiş mücadeleci Sayın